Leyla Kasım, 1952 senesinde Hanekin'de Dalao Kasım ve Kani'nin üçüncü çocuğu olarak hayata merhaba dedi. Babası, kızı gece yarısı doğduğu için Arapça, gece anlamına gelen Leyla ismini verdi. Leyla Kasım, Sebi, Selam, Sefa ve Selah adlı dört erkek çocuğu olan babasının tek kız evladıydı. Çiftçilikte uğraşan babası Leyla henüz 4 yaşındayken Erbil'e taşınır. Leyla yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyür. Derslerinde başarılı olan Leyla, ilkokulu Vend Okulu'nda okudu. Ailesi Leyla'nın orta öğretim eğitiminden sonra Bağdat'a göç etmek zorunda kaldı. Leyla gençlik yıllarında Kürt ulusal mücadelesine ilgi duydu. Babası her ne kadar yoksul olsa da kızının okuması için elinden gelen çabayı gösterir. Onun bir mesleği olmasını çok ister. Leyla, Güney Kürdistan'da gelişen ulusal kurtuluş mücadelesinden etkilenerek siyasal ve örgütsel çalışmaların içerisine girer. Sömürgeci Baas rejimine karşı mücadele etmeye başlar. Hanekin'in Baas rejimi tarafından Araplaştırılmak istenmesi bölgede yaşayan Kürtleri huzursuz eder. Kürtlere yapılan yoğun baskılar nedeniyle ailesiyle birlikte Bağdat'a yerleşmek zorunda kalır. Bağdat'ta lise öğrenimini bitiren Leyla, 20 yaşındayken Kürdistan Öğrenciler Birliği ile tanışır ve onlara destek verir. Sosyoloji bölümünü kazanmasıyla üniversitede gençlik hareketi içerisinde yer alır. Bu nedenle Saddam rejiminin hedefi haline gelir. Kürdistan Demokrat Partisi'ne üye olan Leyla, 11 Mart 1970'te Saddam Hüseyin ile Mela Mistefa Barzani arasında yapılan özerklik anlaşmasını yakından izler. Bu anlaşma ile, Güney Kürdistan 3 vilayet yapılacak, Erbil şehri başkent olacak ayrıca parlamento kurulacaktı. Yine bu anlaşmaya göre merkezi Irak hükümetinde 5 bakan ve başbakan vekili Kürtlerden olacaktı. Bu anlaşmanın önemli maddelerden biri de Kürtçe, ikinci resmi dil olarak kabul edilecekti. Ancak, rejim bu anlaşmaya uymayarak Güney Kürdistan'ı işgal harekatına başlar. 1974, Ün Baharı'nda Baas rejimi Kürt ailelerini Bağdat'tan çıkarır. Irak rejimi Keladize kentini bombalar. Bu bombalama nedeniyle birçok sivil yaşamını yitirir. Leyla, Baas rejiminin uyguladığı baskı ve katliamları dünyaya duyurabilmek amacıyla uçak kaçırır. Bu eylem sonucunda 4 yoldaşıyla birlikte, 24 Nisan 1974'te yakalanarak hapsedilir. Hapisteyken yoldaşlarıyla birlikte, çok ağır işkencelere tabi tutulur. Saddam'ın emriyle Leyla Kasım, Cevat Hemevendi, Neriman Fuat Mesri, Hesen Heme Reşit ve Azat Süleyman Miran adlı 4 yoldaşıyla birlikte 12 Mayıs 1974 senesinde idam edilirler. Leyla, idam sehpasına gitmeden önce, son görüşmesinde annesine şöyle demişti, "Canım annem, endişelenme, ben bir davanın neferiyim. Halkım için mücadele ediyorum. Annem bizim ölümümüzde halkımız uyanacak, özgürlük bayrağımız daha yükseklerde dalgalanacak. Ben öldüğümde sakın üzülmeyin, saç örgülerimden bayrak yapsınlar."